uhuvvetle ilgili bir konu. Bu parça çok kıymetlidir. Birinci nükte, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derc etmiştir. İyilik yaptığın zaman bir mutlu oluyorsun. Değil mi? Bu cennetteki göreceğin saadetin tattırması. Kötülük yapıyorsun. Kalbinde bir sıkıntı oluyor. Bu da cehennemdeki dayağın buradaki tattırması. Muaccel. Ne için Allah öyle yapıyor? Ta ki onu güzel tattırıyor, gene yapasın. Öbürünün de acısını tattırıyor, yapmayasın diye. Tövbe edesin diye. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden. İyilik içinde muaccel bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derc etmiştir. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyiatın içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derc etmiştir. Geçen günler böyle İzmir'de Ayrancılar diye bir semt var. İzmir'e 30 kilometre. Salı günleri ben oraya derse gidiyorum arabamla. Arabayla dönüyorum saat 11-11.30. Baktım böyle bir bayan, bir adam, iki tane çocuk duruyorlar kenarda. Hızla geçtim. Acaba dedim ya nereye gideceklerdi bunlar? Tekrar geri geldim. Kardeş dedim, nereye, bir yere mi gideceksin? Abi de biz İzmir'e gideceğiz. Dolmuş bekliyoruz, bulamadık. Dedim ben götüreyim. Bindiler. Öyle bir huzur duydum. Öyle bir mutlu oldum. Gözlerim yaşardı. Ya Rabbi dedim, bana böyle bir iyilik yapmayı nasip ettin. Onları gidecekleri yere kadar götürdüm. Bir dualar ettiler. Yani onu diyor yani. Bir iyilik yaptı mı insan bir mutluluk hissediyor. Değil mi? İşte bunu mutluluk hissettiriyor ki Allah sana gene yapasın diye. Bir fenalık yapıyorsun, rahatsızlık duyuyorsun. Bir kardeşle münakaşa ediyor. Veya bir gıybet ediyorsun. Biraz sonra pişman oluyorsun. Onu da yapmayasın diye sana sıkıntısını çektiriyor. Bir formül bu. Yani yaşam hayatımızda bize büyük bir formül veriyor. Tekrar okuyorum bak kardeşler. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat, muaccel, acele, acil servis diyorlar ya, ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat, bir ceza derc etmiştir, koymuştur içine. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyiatın içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derc etmiştir. Nasıl? Mesela diyor. Risale-i Nur'da bak, mesela, yani, şöyle ki, çünkü dedi mi hep açıyor. Mesela müminler mabeyninde, Müslümanlar arasında muhabbet ehli iman için güzel bir hasenedir. Seviyoruz birbirimizi değil mi? Geldik buraya. Mutluyuz değil mi? O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalp, bir kalp rahatlığı derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Mesela müminler mabeyninde, Müslümanlar arasında husumet, küslük, dargınlık ve adabet bir seyyiedir, bir günahtır. O seyyi içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdaniyi Ali Cenab-ı ruhlara hissettirir. Ben mesela çok mutlu oldum buraya gelmekle. Hiç gelmemiştim. Bundan sonra hep geleceğim. Allah nasip ederse. Bursa'ya geldiğim zaman bir gün burası. Cumartesi'ye denk getirmeye çalışacağım. Geleceğim yani. Bugüne kadar nasıl gelememişiz? Ya ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim.
bir mümin kardeşe adavetim vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum. Şüphe bırakmıyordu ki bu seyyieme muaccel bir cezadır, çektiriliyor. Mesela hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir. Hürmete layık zatlara hürmet. Abdülkadir Geylani'yi duydun mu? Mevlana duydun mu? Duydum. Seviyor musun? Ha? Çok seviyorsun değil mi Mevlana? Görmedin ama işte. Görmedim. Bir çayını içmedin. Köftesini yemedin. Ama seviyorsun. Neden? Hürmete layık olduğu için. Ya. Evet. Mesela hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir. Bir iyiliktir. Bu iyilikte sevab-ı uhreviyi ihsas eder derecede öyle bir zevk ve lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda etmek derecesine gider. Bir anne çocuğunu bakmaktan ne zevk alıyor ki? Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk hayvanat milletinde bu hakikate bir misaldir. Tavuk mesela civcivleri olduğu zaman çok cesur, cesaret. Saldırır böyle. Neden? Yavrularını korumak ona bir lezzet veriyor. Demek merhamet ve hürmette muaccel bir mükafat var. Âli himmet ve âli cenab insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Şimdi bak mesela bu dershaneleri biz açmışız değil mi? Kimseden burada para alınmıyor. Niçin açılmış bunlar? Bunları yapmaktan bu ağabeyler ne duyuyor? Zevk duyuyor. Mutlu oluyor. Bir müminin imanına hizmet etmek, sizin gibi böyle gençlerin imanlı yetişmesi için çalışmak insana ne veriyor? Zevk veriyor. Lezzet veriyor. Zaten vazifemiz aynı zamanda ama bir de onu Allah onu yaptırırken bir de lezzet veriyor. Mesela yemek yemek vücudun devamı içindir değil mi? Yemesek ölürüz değil mi? Hani ölü orucu tutuyorlar. Ama Allah o yemeği yedirmek için bize bir de lezzet veriyor değil mi? Çok tatlı olmuş. Turşudan da ver, salata da ver, piyaz da ver. İşte bu lezzet. Eğer ağzımıza lezzet alma diye bir şey vermeseydi. Hiç lezzet yok. Hani suratına sürüyor. Sür baklavayı bir lezzet alıyor mu? Köfteyi sür. Döneri sür alıyor. Aynen ağzımızda böyle olsaydı. O zaman yemek yemek ne olurdu? Baş belası olurdu. Ama Allah bizi çok sevdiği için o yemeği bize yedirmek için bir de lezzet koymuş buraya değil mi? Ya ne kadar güzel. Öyle diyor. Çok enteresan. Yemek diyor vücudun devamıdır. Nikah neslin devamıdır diyor. Ama ikisine de öyle bir lezzet vermiş ki onu yaptırmak için. Yani yoksa kimse elden lezzet vermez.